Kutsal kitaplar bu kadar kusursuzken anlaşılmayan ne ateistler tarafından? Korktuğunda dua ediyor musun? Soramazsın'ın bu bölümünde Efe Aydal'la birlikteyiz. Kendisi bir YouTuber ama biz onunla bir ateist olarak konuşacağız. Efe, biraz kendinden bahsetmek ister misin? Astronomi mezunuyum. 2006'da YouTube'a başladım. Yani filmciliği çok sevdiğim için esas o yüzden başladım. Bu şekilde kendimizi geliştirerek uzun metraja geçmeye çalışıyoruz. Şu anda onun üzerinde ilgileniyorum, onun üzerinde çalışıyorum. Ahlakını neye göre belirliyorsun? Ahlak aslında birçok kişinin düşüncesine göre din tarafından belirlenir diyorlar. Ancak buna da ben kafa patlattım. Özellikle ateist olduktan sonra çok düşünüyordum bunu. Ahlak bence ve birçok ateiste göre aslında din tarafından belirlenen bir olgu değil. İlk topluluklara baktığımız zaman insanlar organize olmaya, zaten insan organize olan varlıktır. Ki bu insanların içinde daha iyi organize olabilenler diğerlerini eritmişler, diğerlerini yok etmişler. İnsanlar birbirlerine çıkıp demişler ki ilk başta işte sen benim karımı çalma, ben senin karını çalmayayım. Sen benim malımı çalma, ben senin malını çalmayayım. Bu şekilde karşılıklı bir anlaşma yapmışlar. Ondan sonra mantığa karşı ne geliyorsa, yani evlenmeden ilişkiye girme, neden çok büyük ihtimalle aile olmadığı zaman toplumun dağılacağını düşünüyorlar. Ve böylece her topluluk kendi ahlak sistemini oluşturuyor. Din, ben bunu sonradan geldiğini görüyorum. O da o zamanlar tabii kamera yok. Hani görünür görünmez güvenlik kamerası derler ya, bu görünmez güvenlik kamerası. Diyor ki sen komşunun karısına kötü gözle bakarsan Tanrı bunu görecek. Yani o zamanlar bu ahlak kurallarını doğru düzgün oturtamadıkları için dini kullanmışlar. Tanrı seni görüyor. Eğer bunu yapmazsan Tanrı seni cezalandırır. Ahlak kurallarını dinden aldığımız zaman o zaman bu ahlak ya da etik değişmeyecek. Hep sabit kalacak. Ama şu anda yani 2019 senesindeki ahlak kurallarıyla veya doğru, ne doğru ne yanlış ile o zamanki yani işte 100 sene önce, 200 sene önce, 500 sene önce, 1000 sene önceki ahlak kuralları, etik kuralları da farklı tabii ki. Çünkü toplumlar farklı. Ya yanılıyorsanız? Hangi konuda ama? Tanrı'nın var olmadığı konusunda. Şimdi semavi dinlerdeki şekliyle. Şu anda diğer dinlerin ya da diğer inanışların doğru olmadığını biz nereden biliyoruz? Mantığımıza uygun olmadığı için. Zeus'un gerçek olmadığını nereden biliyoruz? Olimpos Dağı'nda Zeus olmadığı için. Dünyanın kaplumbağanın sırtına olmadığını bildiğimiz için. Veya öküzün boynuzunda olmadığını bildiğimiz için. Çünkü böyle gerçekten inanan inanışlar da var. Bunları bildiğimiz için bu inanışlar doğru değil diyoruz. Şu anda semavi dinlere baktığımız zaman ben ihtimal bile vermiyorum ve kesin olarak şunu gördüm. O zaman yaşamış, o dönem yaşamış insanlar nasıl dünyayı gördülerse dünyanın yaratılışını da o dönemki bilgilerine göre kullanmışlar. Yani adam dünyanın düz olduğunu düşünüyor. Dünyanın düz olduğunu ima ediyor. Kesin olarak söylemiyor ama birçok toplum yer ve gökyüzünü ayrı ayrı iki cisim olarak düşünürdü. Hep derdi ki neden gök aşağıya düşmüyor? Mesela öyle bir ayet var. Gökyüzü aşağı düşmesin diye onu yukarıda tutan Allah'tır. Şimdi bunların doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden baktığınız zaman benim aklımda herhangi bir şüphe yok yani. Tanrı yoksa bu kusursuz düzeni kim yarattı? Yani eğer kusursuz bir düzen bir varlık tarafından yaratıldıysa neden bu şekilde aşamalardan geçmiş? Neden önce proto gezegenler oluşmuş? Neden gezegenler birbirlerine çarpmışlar? Göktaşı yüzünden eğer türler yok olup da başka türler gelecekse neden ilk başta mesela o şekilde kurulup da konulmamış bir? İkincisi de düzenin zaten kusursuz olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Her şeyden önce doğaya baktığımız zaman eğer kusursuz bir düzen olsaydı şu anda herkes güneşten enerjiyi alıp kimse birbirini öldürmeden kardeşçe yaşarlardı. Ancak düzenin o şekilde olmadığını görüyoruz ve bizim açıklayamadığımız bazı şeylerin olması, mesela DNA gibi ya da Big Bang'ten önce ne oldu gibi, bizim açıklayamadığımız bazı şeylerin olması eşittir. Biz bunları açıklayamıyoruz. Bu kadar basit. Korktuğunda dua ediyor musun? Hayır.
Zaten korktuğunda dua eden kişiler ateist değildir. O da aslında bir yanlış algı. Derler yani düşen uçakta ateist yoktur diye. Aslında o düşen uçakta dua eden ateistler dinle hiçbir alakası olmayan ama yani yaşantı olarak benden hiçbir farkı olmayan ama kendisini ateist olarak tanımlamayan insanlar. Kafalarının arkasında bir yerde duruyor. Sıkıştıkları zaman dua ediyorlar. Ama onun haricinde dinle hiçbir alakalı yok. Ancak bu kişiler ateist değil. Ne olursa ateist olmaktan vazgeçersin. Diyorduk ki şu anda Tanrı kesin olarak gökten inse ve ben Tanrıyım dese ve mucizeler gösterse o zaman ateist değilim, Tanrı kesin olarak var derim diyorduk. Ama şu an düşünecek olursanız artık o bile yeterli değil. Neden? Çok basit. Şu an teknoloji o kadar ilerledi ki yarın bir gün teknolojik olarak bizden çok üstün bir topluluk veyahut dışarıdan uzaydan varlıklar gelip de aynı şekilde ben Tanrıyım deyip zamanı durdurup ya da görünmez olup ya bizim aklımızın alamayacağı şeyler yapıp Tanrı olduklarını da iddia edebilirler. Ancak o bile maalesef Tanrı'yı kesin olarak kanıtlayamıyor. Big Bang'i Tanrı başlatmış olamaz mı? Olabilir ki zaten deistlerin de argümanı bu. Ancak dediğim gibi bunun olduğunu kesin olarak bilmediğimiz sürece olmadığını varsaymamız daha iyi olur. Neden? Çünkü Big Bang'ten daha önce başka bir şey de olmuş olabilir. Aslında Tanrı derken hangi Tanrı? Tanrısal bir güç olabilir. Yani biz nasıl mikroplardan, bakteriden neredeyse sonsuz kat üstünsek ama bu bizi Tanrı yapmıyorsa bizden de aynı şekilde sonsuz kat neredeyse üstün bir varlık olabilir. Ve Big Bang'i böyle bir varlık yaratmış olabilir veyahut biz böyle bir varlığın içinde de olabiliriz. Bunu kesinlikle bilemeyiz. Ancak yine de bu onu Tanrı yapmaz. Yani öyle bir zorunluluk yok. Kutsal kitaplar bu kadar kusursuzken anlaşılmayan ne ateistler tarafından? Yani kusursuz mu? Onu kim söylemiş? Yani aslında zaten en büyük sorun kutsal kitaplara baktığımız zaman bugünkü bilimden ve etikten farklı olması ve birbirleriyle çelişmesi. Bizim de yani ateistlerin de kutsal kitapları okuduktan sonra dinden çıkmasının sebeplerinden belki de en büyüğü bu. Din yoksa, inanç yoksa hayatın anlamı ne? Birçok insan dini terk etmeden önce hayatın anlamı onlara verilmiş halde. Yani yaşa, çocuk sahibi ol, tap ve öl, öldükten sonra da cennete git. Yani herkesin aslında hayatın amacı cennete gitmek. Aslında işin zor olanı ki bence ateist olmanın en zor yanı kendi hayatının anlamını kendin bulman lazım. Birçok kişi diyor, eğer ben ateist olacaksam benim yaşamamın bir anlamı yok. Şimdi adamın suratına söylemek istemiyorum. Evet gerçekten de yani şu anda çok boş yaşıyorsun. Senin yaşamanın bir anlamı yok demek istemiyorum. Gerçekten birçok kişi de ateist olmaktan o yüzden korkuyor zaten. Çünkü ateist olduğun zaman en zor nokta o. Benim yaşamamın anlamı ne? Benim için merak. Ben mümkün olduğu kadar çok yeri keşfetmek istiyorum bir. İkincisi bizden önceki kuşaklar nasıl bazı fedakarlıklarla bazı icatlar olsun, bazı yenilikler olsun bizim bu noktaya gelmemizi sağladılarsa ben de aynı şekilde topluma faydalı olup bazı şeyleri değiştirip en azından medeniyeti ileriye doğru herkes ittirirken küçük bir yerinden ben de tutup küçük bir şekilde de ittirmek istiyorum. O yüzden benim için zaten ne aldığım değil ne verdiğim önemli. Tanrı'ya inanmıyor musun? O biraz da Tanrısına bağlı. Yani Tanrı'ya inanmıyor musun aslında bir ateiste sorulacak garip bir soru. Hani inanmak değil bilmek istiyorum derler ya. Şu anda herhangi bir yaratıcı olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Siz herhangi bir bilimsel konuda yani bilimsel hipotezde elinizde kesin kanıt olana kadar o varlığı yok sayarsınız. Ateistler de aslında böyle bir şey. Yani Tanrı'nın varlığı kesin olarak kanıtlanana kadar yok sayıyor. Yani o yüzden baktığınız zaman aslında agnostik terimine bence gerek bile yok. Ve birçok ateiste göre de aslında gerek yok. Bu dinlerde bu tanrısal varlıklara biz kendimiz özellik koymuşuz zaten. Özellik koyduğu Tanrı. Eğer gerçek değilse diğerininki belki gerçektir. Şu anda baktığımız zaman dinlerde bunların hiçbirinin gerçek olmadığını görüyoruz. Çünkü bir tanesi diyor ki işte
Olimpos dağında yaşıyor bunlar. Olimpiyanlar yani Zeus'lar. Diyor ki karısıyla kavga ettiği zaman deprem oluyor. Şimdi karısıyla kavga ettiği zaman deprem olmadığını bugün biliyoruz. O yüzden diyebiliriz ki Yunan mitolojisi doğru değil. Aynı şekilde şu anda onlarca belki yüze yakın yaratılış mitolojisi var. Bunların insanlar tarafından yaratıldığını ve gerçek olmadığını biliyoruz. Neden? Şu anki bilgilerimizden dolayı yani. Ölünce öbür dünyanın gerçek olduğunu görürsen ne yaparsın? Görmeyeceğim büyük ihtimalle. Peki görsen. Bayağı cennet, cehennem, melek, şeytan hepsi var. Tanrı büyük ihtimalle benim gibi insanları cennete koyar. Neden? Sorguladığım için, bana verdiği kafayı kullandığım için. Bilim insanlarının amacı Tanrı'yı gereksiz kılmak mı? Aslında böyle bir amaçlarının olduğunu düşünmüyorum. Ancak bilim olarak ilerlediğimiz sürece Tanrı'ya körü körüne bağlanan insanlar azalıyor. O yüzden böyle amaçların olduğu düşünülüyor bence. Evrimi kısaca açıklaman gerekse. Bilimi hiç bilmeyen bir insana eğer açıklayacaksak konsept şu: tek hücreli canlıdan evrimleşerek, mutasyona uğrayarak, kuşak kuşak şu anki canlılara varmış olmamız. Evrimin ana kanıtları neler? Bazı kanıtlar yani belli başlı kanıtlar şunlar. Zaten ara formlar her şeyden önce. Bunların bulunmuş olması insan her ne kadar inkar etse de. İkincisi körelmiş organlar. Özellikle ben evrime çok karşı iken cevaplayamadığım, cevap veremediğim noktalardan bir tanesi körelmiş organlardı. Mesela şu anda müzeye gidip baktığınız zaman balinanın arka ayaklarının kemiğinin olduğunu görüyorsunuz. Bu net bir şekilde balina daha önceden kara hayvanı idi anlamına geliyor. Toprağı kazdığımız zaman, insan kalıntılarını bulduğumuz zaman veya diğer hayvan kalıntılarını bulduğumuz zaman derine inildikçe şimdiki hayvanlardan daha farklı ve daha basit hayvanlar görüyoruz. Boyutları büyük olabiliyor ama daha basit hayvanlar. Daha yüzeye çıkıldıkça şimdiki hayvanlara daha yakın hayvanlar. Öldüğünde ne olacak? Şu anda bildiğimiz kadarıyla doğmadan önce neyse o olacak. Zaten bu klasik ateist cevabıdır. Daha biraz daha açmam gerekirse uykuya dalıyorsun. Tekrar uyanana kadar arada ne olduğunu bilmiyorsun. Bilincin kapanıyor çünkü. Yine uykuya dalacaksın. Tek fark bir daha açılmayacak. O yüzden ölüme büyük uyku diyorlar.